muhteşem, gencecik, yetenekli, çok başarılı bir şefi davet etmek istiyorum. Ferhat Bora enerjisiyle, yeteneğiyle karşınızda. Alkışlar Ferhat Bora için. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Adana'da olmak nasıl? Ses rica ediyorum. Bir daha ses. Biraz ayrı duralım. Tamam. Ben şimdilik şu mikrofonu size vereyim ses gelene kadar. Tamam. Adana'da şöyle bir güzellik var. Sadece tok geziyorsunuz. Yani hiç acıkma şansı tanımıyorlar. Muhteşem bir yer gerçekten. O nedenle bayılıyoruz bu üçüncü gelişimiz festivale. Festival dışında da herkese işte Adana'yı mutlaka ziyaret edin, bunları yiyin falan diye etrafındaki herkesin başın etini yiyor olabilirim. Adana'da en çok yediğiniz, sevdiğiniz yemek kebap dışında. Kebap dışında yani o kadar çok şey sayabilirim ki. Sıkma var, içli köfte var, şırdan baş köşede bekliyor. Muzlu sütün yeri sadece burada güzel, onu net söyleyebilirim. Muzlu sütü sadece Adana'da içilir. Ondan sonra epey bir lezzet var ama yani şu an aklıma gelmiyor. Ya biz bizeyiz. Sabah kahvaltıda ne yediniz? Ciğer, börek. Dün sabah ciğer yedik, sonra börek yedik, sonra muzlu süt içtim, sonra kahve içtim, sonra buraya geldim kaburga yedim. Tamam ya, bizdensiniz artık. Tamam, olmuş. Sizin ezber bozan tarifleriniz var. Evet. Hepimiz o tariflere bayılıyoruz. Nereden aklınıza geliyor? Allah aşkına bir de o kadar güzel sıra dışı anlatıyorsunuz ki onları hikayeleştiriyorsunuz. Aslına bakarsanız malzemeyi ele alarak ondan sonra onun lezzetini kafamda canlandırarak bu tarifleri ortaya çıkartıyorum. Bugün anlatacağım tarif de birazcık böyle bir şey. Buraya gelirken dedim ki hiç Adana dışından bir ürün almayalım. Mesela Adana'nın nesi var? Şalgam var. Şalgam bugün bizde. Adana'nın patlıcanı var. Patlıcan bizde. Turunç var. Turunç bizde. Zeytini var. Zeytinyağı var ve muhteşem keçi peyniri ve fıstığıyla beraber herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle ortaya ne kadar farklı bir şey koyabileceğimizi alamadınız. Gözü çıkıyor şefimizin. Gözümle saçım beraber gidiyor. Evet, teşekkürler. Ne yapıyoruz bugün? Bugün bir sıkma yapacağız ama biraz alternatif bir sıkma olacak. Sıkmanın hamurunu şalgam suyuyla hazırladım. İçerisinde böyle bir keçi peyniri olacak. Narinciye bal esintileri, kızarmış patlıcan. Yani hem tatlı, hem tuzlu, hem ekşi, hem bitter lezzetler ettim. Olacak ve artık günümüzde de herkesin bildiği umami dediğimiz böyle ağzı sulandıran bir lezzeti olacak. Birazdan bunun uygulamasını burada göstereceğim. Tamam, ben de heyecanla bekliyor olacağım. Tamam. Bu arada küçük bir teknik sorun yaşadık, kusura bakmayın. Hiç problem değil. Umarım şimdi bu headsetle sesinizi daha net duyuracağız bizi izleyenlere. Bir deneme yapabilir miyiz? Ses. Teşekkürler. Buyursunlar. O zaman başlayalım. Ben daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Ben arkaya geçiyorum. Ferhat şefime mutfağa teslim ediyorum. Şimdi hamurla başlayalım. Biraz size hamurdan bahsedeceğim öncesinde. Tabii ki hamur öncesinde hazırladım ki dinlenmesi gerekiyor. Normalde basit bir hamur gibi düşünebilirsiniz. Sıkma hamurunun genelde yapılan versiyonu sadece un, tuz ve suyla. Buradan suyu çıkarttım, içerisine şalgam suyu ekledim. Bunun ne dezavantajı var diye düşünebiliriz. Yaptıktan sonra hemen harekete geçmek gerekiyor. Yani dinlendikten sonra pişirmemiz gerekiyor. Çünkü şalgamın fermente özelliğinden ötürü hamur birazcık ekşimeye ya da işte kabarmaya devam edecek. O nedenle biraz hızlı olmak gerekiyor. Bu yaklaşık böyle bir saat içerisinde halledilirse içerisinde hem şalgamın lezzeti kalmaya devam ediyor hem de şöyle muhteşem bir rengi var ki zaten görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Şimdi bundan ufak bezeler yapacağız. O arada sevgili Nadire bunları açarken ben de size iç harcından bahsedeceğim diğer tarafta. Şimdi diğer mikrofon. Çok geç.
alabilirsin o taraftan. Ha, okey. Ya Allah aşkına böyle sıkmanın içine patlıcan nereden aklınıza geldi? Neden olmasın? Yani bilmiyorum, benim hiç şöyle bir şey var. Evet, bazı alışkanlıklarımız var. Yani sadece peynirli görmeyi seviyoruz, patatesli görmeyi seviyoruz. Ama mesela son zamanlarda işte alanda da var, çikolatalısı da var. Yani daha öncesine kadar çikolatalısı da yoktu, seviliyor. Patlıcanlı denedikten sonra belki patlıcanlısını da çok beğeneceksiniz. Nadire burada açarken ben sizinle iç harcından bahsedeceğim birazcık. Şimdi öncelikle burada Adana'nın muhteşem fıstıkları var. Yer fıstığı. Yer fıstığının lezzeti girdiği yerde kavrulduktan sonra ortaya çok güzel bir aroma çıkartıyor. O nedenle öncelikle yer fıstığımızı buraya koyuyoruz ve kavrulmaya bırakıyoruz. Başrollerimizden bir tanesi Toroslardan gelen keçi peyniri. Hem aroması yüksek hem lezzeti güzel ama bu keskinliği bir yerde durdurmamız gerekiyor. İşte yemekleri aslında birazcık böyle tasarlıyorum. Bu buradan bir keskinlik verecek, bu buradan biraz aroma verecek. Bunu nerede kesebiliriz? Adana'nın muhteşem portakalı var. Portakalının çok tatlı güzel bir suyu var. Yine Toroslardan şahane bir bal var. Bunu yine balla dengeleyebiliriz. Ve turuncun kabuğuyla da bitter bir aroma verebiliriz. Evet, gerçekten bal konusuna da değinmek istiyorum. Ben yeni yeni balın nasıl yapıldığı, nereden geldiği hikayesini öyle öğrendim. Ve bir Adana markası, o markayla da gurur duyuyoruz. Anavarza Bal. Evet. Müthiş bir tesisleri var. Çok özenle çalışıyorlar, çok dikkatliler. Balın önemini onlar sayesinde anladım. Ve artık mutfağıma da başka bal girmiyor onların sayesinde. Zaten o buradaki, yani eğer ki o alanın içerisindesiniz, mesela şimdi Toroslardan Akdeniz'e kadar bir havzanın içerisinde yetişen her şeyin birbiriyle hem uyumu mevcut, hem de işte buradaki arılardan üretilmiş bir şeyin lezzeti buradayken bambaşka gelecektir size. Çok doğru yoldasınız. Kesinlikle yerel ürünümüzün bu kadar ön plana çıkması, bu topraklardan bu başarıya ulaşması da bizi ayrıca gururlandırıyor. Mesela işte Adana'nın şahane patlıcanı. Evet. Özellikle bir tanesini böyle bıraktım. Hem içi bembeyaz, kabuğu incecik ve çok kolay pişiyor. Kurutulduğu zaman muhteşem sonuçlar veriyor. Neden olmasın? Siz kaç yaşında mutfağa girdiniz? 8. İlk yaptığınız yemek neydi? Yanık bir kek. Hayır. Ama ikinci yaptığım yemeği sorabilirsiniz. Hala 8 yaşındaydım. Neydi? Lahana sarma. Hadi canım. İşte cesaretlendirme ile ilgili bir şey bu. Aileniz eğer ki size destek veriyorsa, o yanık kek mesela yenmeseydi ya da çok kötü bulunsaydı belki de cesaret etmeyecektim. Peki böyle ailede kim meraklı, yetenekli, kime çekmişsiniz tam tabiriyle? Bizim ailenin içerisinde hiç kötü yemek yapılmıyor diyebilirim ama babaannem aşçı, eski böyle düğünlerde aşçılık yapan, dedem fırıncı. Ben eğitim olarak böyle ilerlemedim. Yine Türkiye'deki şartlarla ailem ekstra öncesinde okullarımı bitirmemi istedi. İşletme mezunuyum, yatırım piyasası, finansal piyasalarda master'ım var. Daha sonrasında rüştümü ispat ettikten sonra ben de artık kariyerimi bu yönde çizmek istiyorum dedim. Onlara karşı durmadılar. Yaklaşık 12 yıldır da bu sektörün içerisinde çalışıyorum. Bu mesleğe yeni başlayacak kişiler için ne söylemek istersiniz? O kadar rol modelsiniz, gençsiniz ki onlara eminim örnek oluyorsunuz. Öncesinde bu işi gerçekten sevip sevmediklerine karar vermeleri gerekiyor. Bu iş dışarıdan gözüktüğü gibi, hani işte sahneye çıkıyorsunuz, ekranda gözüküyorsunuz. Evet, bir yandan böyle bir iş ama arkasında o görünen kısımdan çok daha fazlası var. Eğer ki sabah 7'de 6'da bir kasa soğan sizin için çok zor geliyorsa, kasalarca maydanozu ayıklamak size çok zor geliyorsa, ben sadece çok az gösterişli yemekler yapacağım diye düşünüyorsanız çok yanlış meslektesiniz. Evinizde yine çok güzel yemekler yapabilir, kariyerinizi başka yönde seçebilirsiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz ve gönderiyoruz arkadaşlarımızı. Evet. Okullar eğitim açısından artık çok daha donanımlı, çok daha iyi eğitiyorlar ama okullarda bile sektöre kazandırma oranları bu kadar yüksek değil. Çünkü okulun içerisinde o gerçek hayatı gördükten sonra aslında o bir hayalle gerçek arasında bir nokta, sizin gerçekleştireceğiniz başarıyla çok doğru orantılı. Siz ne kadar istekliyseniz, ne kadar bu sektörün içerisinde devam etmek istiyorsanız evet bir karşılığı mutlaka olacaktır. Peki bundan sonra sizin hedefiniz ne olacak? Klasik soruyu sorayım. Kendinizi nerede görüyorsunuz ama 5 yıl sonra demiyorum. Şu anda yemek konuda yemek içeriği üretiyorum. Yaklaşık 5 yıl oldu.
sektörde bir şeyleri başka bir noktadan gözlemleyip değiştirebilmek, yönlendirebilmek bana çok keyif veriyor. Bu açıdan da bu işe devam etmek istiyorum. Yani tam olarak son noktayı soruyorsanız, ağzımdan çıkan şeyin doğruluğuna artık herkes emin olduktan sonra, ben söyledikten sonra, okey Ferhat diyorsa doğru noktaya gelmişizdir'i bir gün göreceğinizi düşünüyorum. Peki bizim bu yılki ana, ben böyle çok lafa tutuyorsam gidebilirim vallahi söyleyin. İşinize engel oluyorsam. Çünkü ben durmam, konuşurum. Meslek icabı böyle bir sorunum var. Benim de yapabildiğim iyi işlerden biridir. Hem konuşup hem yemek yapabilmek. Süper. Bu yılki bizim temamız geçmişten geleceğe miras, mutfak dedik. Gerçekten kültürümüz, mutfak kültürümüz çok çok kıymetli, çok önemli. Sizin böyle atadan dededen en sevdiğiniz yemek, aktarmak istediğiniz modernleştirip bir yemek var mı? Yemeği modernleştirme kısmına sonra gelebiliriz isterseniz. Çünkü o konu bazen çok karışıyor. Aslında şu anda yaptığımız yemek modern bir yemek. Aynen. Ama gelenekselden de uzaklaşmıyoruz baktığınız zaman. Bunu demek istemiştim. Böyle yani, imzanız olsun ister misiniz? Ne olsun ya da? Bunu böyle tek bir noktaya çekmek değil, aslında bunu böyle bir kavram gibi geliştirmek, bakarken doğru bakabilmek, yabancı teknikleri kullanarak yerli ürünleri değerlendirebilmek ya da yerli tekniklerle yerli malzemeyi dışarıya taşıyabilmek ya da onlara bunu öğretebilmek de çok değerli. Birazcık böyle şeylerle çalışmak gerekiyor. Yani tek bir yemek üzerinden yerlemek bence çok doğru değil. Peki geleneksel mutfağımız için neler söylemek istersiniz? Geleneksel mutfağımız son yıllarda aslında değerini birazcık daha arttırdı ve doğru noktaya doğru gidiyor. Kapalı yerlerde ya da işte daha dar alanlarda değerlendiriliyordu eskiden. Sadece işte kebap gibi, sadece lahmacun gibi bir yerde sıkışıktı ama artık bunun gibi lezzet festivallerinde görüyoruz ki herkes daha yeniye de açık. İçerisindeki farklılığı da görmek istiyor vesaire. Böyle etkinlikler arttıkça, doğru ürünlerle arttıkça bu da gelişecektir. Evet şefim, şimdi ne yapıyoruz? Sırada ne var? Şimdi patlıcanlarımızı kızartacağız. Bir yandan da sıkmalarımızı pişirmeye başlayacağız. Ben yağın birazcık daha ısınmasını bekliyorum. İyice açalım altını. Sıkma için de burayı güzelce açalım. Şimdi birazcık orada bunlar burada beklerken, yağ ısınırken durmayalım biz. Peynirden biraz bahsedelim. Ve peynirimizi de hazırlayalım o aşamada. Peynirimiz böyle sert bir peynir. Elde ufalanabilir yapıda. Yani rahatça bir şeylerin üzerine serpiştirebiliriz. Daha önce tadına bakmış mıydınız bunun? Evet. Birazdan karışma haline gelince size tattırmak isterim. Madem klasik tadını biliyorsunuz. Şimdi bunu birazcık lezzetlendireceğiz. Kendisinin çok baskın, yukarıda bir aroması var. Şimdi o aromayı nasıl dengeleyeceğimizi göstereceğim. Öncelikle birazcık portakal suyu sıkacağız içerisine. Hem yumuşamasına da yardımcı olacak. Bir parça bal ekleyeceğim. Böylelikle tuzunu birazcık aşağı indirmiş olacağız. Kendi aramızda ne kadar eğlendiğimizi seyircilerimiz kaçırıyor yalnız. Ya tamam, o zaman itiraf ediyorum sevgili seyircilerimiz. Biliyorsunuz içim dışım bir burada. Önce söylüyorum, sonra dayanamayıp sizlerle de paylaşıyorum. Ferhat şefim dedi ki tattırayım mı size dedi. Sakın, keçi peynirini hiç sevmem, tattırmayın dedim. O da güldü ama şimdi böyle lezzetlendiriyor, dengesini sağlıyor, güzel aromalar katıyor. Şimdi sizin istediğiniz kıvama gelir, olur şimdi tadarım diyor. Biz ona gülüyoruz aslında. Böyle de ufak bir anı yaşadık, onu paylaştık sizinle. Çok güzel gözüküyor. Turuncun bu muhteşem kokusu bir anda yine o peynirin en öndeki kokusunun tam böyle arasına girecek. Yani yerken biz şu anda peyniri yok etmiyoruz zaten ama peyniri birazcık... Ne yapıyoruz? İşte eğitiyoruz burada. Bunu... Tam benim istediğim, sevdiğim kıvama geliyor. Bunu bir karıştıralım. Yağ bakayım mı bu arada? Bir deneyelim bakalım. Ufaktan birazcık daha dursun. Zaten patlıcanlar o kadar yumuşak ki yağ görmeleriyle kızarması aynı anda oluyor. Hepsi bir anda ortaya çıkacak.
Hani lafa tutuyorum, bari işe yarayayım bir taraftan. Estağfurullah. Şimdi birazcık daha kokusu daha aşağılarda. Kesinlikle. Sadece. Evde de yapacağım bunu. Tamam, güzel. Belki iki peyniri karıştırıp yapabilirsiniz. Bu arada bugün anlattığım şeyler zaten kural niteliğinde değil. Ben bunları hayal ediyorum. Dilerseniz daha yumuşak, daha farklı peynir kullanabilirsiniz. Bunu Adana'nın zeytiniyle harmanlayabilirsiniz. Zaten yeşillikler muhteşem. Yani sınırsız, çıtır çıtır güzel yeşillikler var. Onları doğrayıp bunun içerisine alabilirsiniz. Ben birazcık naneyi sonrasında kullanacağım. Evet, bunu ufaktan bir tadına bakalım ve kızartmaya geçelim. Güzel. Fıstıklar ufak ufak. Bakalım. Alerjim var dermişim. Şaka ama. Yok, korkutayım dedim sadece. Gerçekten korktum şu anda. Nadire de muhteşem hamurlar açıyor. Eline sağlık. Öyle mi? Çok mersi. Nadire, ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Arı gibi burada çalışıyorsun maşallah. Gerçekten benim için de çok güzel hazırlık yapmış. Ekibiniz muhteşem çalışıyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne mutlu bunları duyuyoruz. Sizleri de en iyi şekilde ağırlayabiliyorsak bizim için çok büyük şeref. Bu yıl gerçekten şehir dışından da çok katılan misafirlerimiz var. Otellerimiz dolu, restoranlarımız dolu. 6 yıldır çok emek veriyoruz. Adana Valiliği himayesinde gerçekleştiriyoruz. Ama ilçe belediyelerimiz, odalarımız, Büyükşehir Belediye'miz her zaman bize çok destek oluyorlar. Onun dışında çalışan bir sürü gönüllü kahramanımız var. Sponsorlarımız bizi destekliyor. Yani 6 yıldır canla başla çalışıyoruz. Ne mutlu ki bunları duyuyoruz ve daha da ileriye taşımak istiyoruz. Adana'yı ikinci sayfa haberlerinden çıkartıp festivaller şehri yapmaya yemin ettik. Az önce onu da paylaştım. Bence bu algı inanılmaz yanlış. Ben 3 yıldır geliyorum ve burada keyif aldığım kadar Türkiye'de çok az yerde keyif aldım. Muhteşem bir yer. Sadece bazen çok sıcak oluyor. Evet. Ama ona da ocaktan alışıksınızdır diye teselli edeyim. Ya onun sıcağı başka bir şey gibi sanki. Yani buradan evet. Vuran tamam okey biliyoruz birazcık sıcağa alışkınız ama Adana'da gerçekten sıcak denince değil mi? Bilmiyorum belki siz alışıksınız. Yok, bu konuda teselli edecek cümlem yok. Tek yapabildiğimiz şey mümkünse özellikle Ağustos ayında gitmek. Gidip gelmek kısa süreli. Ya da sokağa çıkmamak. Hani böyle şey oluyor ya, örnek veriyorum, Ankara'da kış oluyor, kar yağıyor, herkes evine kapanıyor, kitap alıyor, okuyor. Ben Ağustos ayında Adana'da kaldığımda sanki dışarıda çok kar varmış gibi hayal ediyorum. Çünkü evden dışarı çıkmıyorum. Klimaları açıyorum 16 derecede. Kitap okuyorum, dolap içi temizliyorum, bir sürü evin işini yapıyorum. Ağustos ayı buradaysam öyle bereketli geçiyor, dışarı çıkmadan geçiyor. Sanki böyle Ankara'nın kar havasıymış, evden çıkılmazmış gibi. Tek fark biri soğuk, biri sıcak. Ama gerçekten hani işin şakası bir yana sıcak olmasa bence Adana'nın nüfusunun önüne geçilemez. Çünkü burası çok güzel bir şehir. O yeşilliğiyle, doğasıyla falan benim gerçekten Türkiye'de en beğendiğim şehirlerden bir tanesi diyebilirim. Ama şu anda da en mutlu olduğumuz zamandayız. Limonata gibi bir hava var. İstanbul'daki ya da Türkiye'nin başka yerindeki evet. Arkadaşlarımıza, eşe, dosta tam tabiri caizse böyle düşman çatlatırcasına biz hala tişörtlerle, parmak arası terliklerle geziyoruz. Siz kabanı mı geçtiniz, üşüyor musunuz, yazık size deyip bayağı hava atıyoruz havamızla. Bu arada patlıcanları da Adana zeytinyağında kızartıyorum. Yani burada hiçbir ürün bu coğrafyanın dışından olmasın diye çaba sarf ettim. Ve aslında tam olarak hedeflediğim şey de fark edilebilmeleri. Yani sadece patlıcan dolma için, kızartma için değil, kızarttıktan sonra başka bir ürün içinde kullanılabilir. Fıstık sadece çerez olarak kullanılmamalı. Ya da şalgam sadece içecek olarak kullanılmamalı. Salata soslarında kullanılabilir. Çok teşekkür ediyoruz bu hassasiyetiniz için. Çünkü gerçekten Çukurova'nın toprakları çok bereketli, çok kıymetli ürünler yetiştiriyoruz. Bunu da farkına varmamız gerekiyor. Bunun için yol gösterdiğiniz ve bu
şekilde bir menü hazırladığınız için de, yemek hazırladığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi patlıcanlar 2 dakika içerisinde altın sarısı oldular ve alabiliriz. Adana patlıcanın bir güzelliği de çok çabuk sönmemesi. Evet. Kendini koruyabiliyor ve neredeyse hani çiğken bile acı değil. Bir de patlıcan demiyoruz, balcan diyoruz. Balcanımız oradan şeye dönüyorum, oradan da lokanta stiline dönüyorum. Balcan dediğim anda başka bir noktaya geçiyorum. Nasıl? Hayır, yani dilimi değiştirirsem hani tavrımı da değiştireyim. Efendim balcanımız var'a dönüyorum ben de. Peki efendim, balcanı bekliyoruz. Balcanımız hazır, fıstığımız hazır. Şu anda birazdan sunumumuzu yapacağım. Süre olarak iyi miyiz şu anda? Evet evet gayet iyi, sıkıntımız tamam, yok. O zaman sıkıntı yok. Hızlanayım mı, yavaşlayayım mı? Ben sohbet ediyoruz diye ağır ağır takılıyorum. Evet. Var mı başka merak ettiğiniz yani, şeyler? Biz bizeyiz, 10 bin evet. Kişi canlı yayın falan ne olacak canım? Benim öyle. Biz hiç, bize hiç, takılıyoruz. Hiç problem değil. 10 bin kişi. Evet, bunlar da ufaktan hazır gibiler. Bunları da şurada biraz soğutalım. Sonrasında döveceğiz bunları. Hop. Şey, yerim dar yapmayayım şimdi. Hani biraz altını kısalım. Belki biraz daha pişiririz. Tabii ki orada ne yapıyoruz bunu da unutmuyoruz. Tamam, güzel. Tam zamanında çevirmişiz. Normalde mesela sıkmayı tereyağıyla yağlamayı tercih ediyoruz. Ben bugün onu da zeytinyağıyla yağlayacağım. Birazcık daha farklı bir, o buradaki zeytinyağın, portakalın, balın tadı, o doğadaki lezzetlerin birbirine uyumun sıkmanın içerisinde de devam etmesini istiyorum. O nedenle tereyağdan bugün arındırıyoruz. Teşekkürler. Sizin üzerinizi kirletmeyelim şimdilik. Evet, hafif hafif böyle bir iki adım geriye geçmeye başladım. Kaçtığımı anladınız. Ama ne yapayım, program çok uzun. Bütün gün burada olacağım. Evet. Gelen her konuğuma şık olmak istiyorum. O yüzden biraz ocaktan uzaklaştım şimdi. Oldukça şıksınız. Teşekkür ederim. Şimdi fıstıkları döveceğim. Ondan sonra ufak ufak birleştirmeye başlıyorum zaten. Bir tadına bakarız. Bakalım beğenecek misiniz peynirin bu halini? Heyecanla, sabırsızlıkla bekliyorum. Nadire nasıl gidiyor? Bir dakika. Nadire çalışıyormuş. Adana'ya festival için gelmiş. Biraz anlatır mısın? Normalde tabii tek bir yerde değil. İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirlerde bulundum. Antalya'da görevimi bitirdim. Tekrardan kısmetse İstanbul'a geçeceğim. Geçmeden önce festivale denk geldim. Tabii ki katıldım. Biraz da kendi alanım, hem lezzet festivali. Sonrasında işte yoluma devam edeceğim. Sıkmamızın hamuru hazır. Şimdi bunu tabağımıza alacağız. Böyle oo, çok güzel çıtır çıtır açık gözüküyor. Açık bir sunum yapacağım sarmadan. Aa, sarmadan? Sarmadan. Farklı bir görselle sunmayı planlıyorum bugün size bunu. Çok az zeytinyağı alacağım. Ve hafiften yağlayacağım. Sıcakken yağlayacağız ki içerisine de bu lezzeti çekebilsin. Hem de bakın rengi de daha fazla ortaya çıkıyor. Rengi gerçekten çok güzel oldu. Daha önce tablo gibi. Yani hiç görmedim ben, denk gelmedim şalgamlı.
Ben de şalgamlı sıkmaya hiç denk gelmedim. Güzel. Şöyle yapalım. Şurada bir yerde tuzum vardı. Şimdi patlıcanlara çok az tuz ekleyelim. Pişirmeye devam edebiliriz orada. Çok teşekkür ederim bu arada. Şimdi patlıcanlarımızı yerleştiriyoruz. Şuradan kaşık alacağım. Peynirli karışımı üzerine serpeceğiz. Yine aslında bir sıkma miktarı kadar malzeme koyuyorum içerisine. Yani bunu bu şekilde sunup daha sonrasında dürüp yine yenilebilir. Ben sadece farklı bir sunum da olabilir, onu göstermeye çalışıyorum. Şu yağ fazla dumanlandı. Bunu buradan alacağım. Bu da mesleki. Benim de gözüm orada. Dün Arda Türkmen'i sahnemizde konuk ettik. Ona da sordum. Mutfak kazası yaşadınız mı dedim. Çok dedi. Mutfak kazaları hayatınızın bir parçası haline geliyor bu meslekte. Bir anda düşününce hani o artık size kazaymış gibi gelmiyor. Yani yanmak, kesilmek. Bunlar bu işin doğasında olan şeyler. Yani elinizin kesilmesi evet bir olay. Ancak hani bizim için çok güncel olayların içerisinde sıradan. Ben mesela rendelerle aram hiç iyi değildir. Muhtemelen her rende yaptığımda elim rendenin her yerinden geçiyor. Elimin lezzeti diye kötü espri de yapıyordum az kalsın. Yapmış da bulundum. Benim de aklıma geldi o espri de sustum. Aklın yolu bir, yapacak bir şey yok. Şöyle muhteşem böyle minik çıtır nanelerle süslüyoruz. Aslında böyle tam da vejetaryen bir sıkma da oldu değil mi? Peyniri çıkartırsak. Peyniri çıkartmamız gerekebilir bu noktada. Sağlıklı bir. Ama burada alternatif olarak mesela bu fıstıktan bir ezme yapılarak, tahinle karıştırılarak farklı eklemeler evet vejetaryen olarak da sunulabilir. Muhteşem susamlar var. Susam kullanılabilir. Direkt tahinle patlıcanı bir sos haline getirip içerisinde kullanılabilir. Dediğim gibi ben sadece fikir veriyorum. Bu fikirleri çeşitlendirmek herkesin elinde. Benim genel olarak aslında yaptığım şey de bu. İnsanlara ilham verebiliyorsam ne mutlu bana. Ben işimi doğru yapıyorum demek oluyor. Hiç bu tarif benim dediğimin dışında olmaz. Bugüne kadar ağzımdan çıkan laflar çok nadir tarifler için geçerlidir o. O da genelde hamur işlerinde vesaire ölçülerle ilgili sıkıntılar olabilir ama doğaçlama için bence herkes kendi gönlünden nasıl geçiyorsa, kendi zevkini bir tabağa nasıl yansıtabiliyorsa ortaya koysun. Belki de bizim bilmediğimiz bir şeyleri birilerinin hayal güçleri saklıyordur. Biz de onları görmüş oluruz. Şöyle. Şuradan yanık, daha doğrusu sıcaklar ezerken şu anda çok ezilecekler. Onları da hemen pratik bir dokunuşla onları da üzerine rendeleyelim. Böylelikle fıstığın tadı her yerine geçmiş olacak. Şu anda görüntü sizin hoşunuza gitti mi? Son bir turunç kabuğu dokunuşuyla yine o temel tadı yukarıya alalım. Adana'nın sokaklarında yürürken burnumuza gelen kokular doğrudan sıkmamıza da yansıdı ve sıkmamız hazır. Ellerinize sağlık. Çok çok güzel gözüküyor. Ben böyle tabağı şöyle göstermek istiyorum. Muhteşem değil mi? Teşekkürler. Tam bir renk ve lezzet şöleni. Ellerinize sağlık. Hatta siz böyle gösterirseniz şefim. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık ben diyoruz. Sıkmaya farklı bir yorum ve güzel bilgiler bize aktardınız. Umarım beğendiniz, umarım memnun kaldınız. Size bir şeyler sadece ilham olabildiysek ne mutlu bize. Tam olarak yapmak istediğim şey ne olur burada bu muhteşem ürünlere sahip çıkın, bunları değerlendirin. Bizim de görmemiz için böyle güzel festivaller yapmaya devam edin. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.